40 sene müzik dinlemesem yine dinlemeyeceğim şarkılardan bir tanesini bugün sizin için ders olarak çekeceğim. Ama bizim kanalımızın ve sizde olan güzel iletişimimizin bir parçası bu. Neden? Çünkü bazen benim sevdiğim ama sizin sevmediğiniz parçalar oluyor. Siz yine de izliyorsunuz, güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bazen de benim hiç bilmediğim, benim hiç tarzım olmayan parçaları siz istiyorsunuz diye yapıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Son Feci Bisiklet. Neydi şarkının adı ya? Bikinisinde de Astronomi isimli parçayı yapacağız. Güzel bir arpeji var. Sizler için az önce biraz çalıştım, çıkardım. Tabii bu arada parçayı dinleyince de bilenler bilir. Kansas'ın Dust in the Wind parçasının yani çok benzeri, biraz kopyası gibi ama neyse, konumuz şimdi o değil. Biraz zorlayacak sizi fakat şundan bahsedeyim. Parçanın orijinalinde 5. perdede kapo ile çalıyor. Özellikle kaposuz çaldım ki birçok insanın evinde kaposu olmayabilir. Kaposu olmazsa bu sefer çıkan sesler farklı olacak ve gıcık olacaksınız. O yüzden ben kaposuz göstereceğim. Eğer siz istiyorsanız kapoyu 5'e takarak orijinal tonundan çalabileceksiniz. Hadi daha fazla sözü uzatmayalım ve derse geçelim. Evet, sizi bu parçada en çok zorlayacak kısım sağ el. Sağ elde değişik ve güzel bir arpeji var. Fakat bir kere alıştığınız zaman bu arpeje, buradaki akorlar değişse dahi bu arpej genellikle hep aynı. Onu unutmayın. O yüzden sağ eli biraz çalışmanız gerekecek. İlk akorumuz Do majör. C şeklinde yazılan, biliyorsunuz zaten Do majörü. Önce çalayım size. Şimdi ne yapmış? Şu 5. ve 2. teli çektikten sonra 3. ve 1. teli çalıyor. Sonra 5. teli çalıp 2. ve 3. teli çalıyor. Bakın şimdi numaraları tel numarası olarak algılayın. Söyleyeceğim numaralar tel numarası. 5 ve 2 aynı anda 3, 1, 5, 2, 3. İkili çekiyorum. 3, 1, 5, 2, 3. Eğer buna alışırsanız sağ ile bir sonraki akor da çok kolay gelecek size. Bakın. Hızlı çalınca şu olacak. Bunu tek başına şöyle çalışın. Yani akoru hiç değiştirmeden sağ eli bir çalışın. Sonra ikinci akorumuzda hepsini kaldırıyorum. Ve şöyle 5. telde 2. perdeye ve 2. telde 3. perdeye basıyorum. Serçeyle de basabilirsiniz. 3. parmakla da basabilirsiniz. Ya da bu parmakları komple değiştirip başka bir şekilde de basabilirsiniz. Ama önemli olan 5. tel 2. perde, 2. tel 3. perde. Bastıktan sonra burası tamamen aynı. Yine aynı iki tel, 5. ve 2. teli birlikte çekip 3. 1. tel, 5. 2. ve 3. tel. Şimdi birleşince şöyle oldu. Önce yavaş çalalım. Bakın melodi çıkmaya başladı. Hızlı çalınca ise oldu. Çok güzel değil mi? Zaten başında bu ikisini sürekli arka arkaya çalıyor. Şöyle ki. Siz de bu ikisini sürekli çalışabilirsiniz. Özellikle sağ elinizi çalıştırmak için. Şimdi bu kısımda zaten sözler giriyor. Sonra bir bridge geliyor. Böyle bir geçiş yeri geliyor. Orada da artık farklı bir akora geçecek. Ve değişik bir şey yapacağız. Neymiş? Bu sefer en üst telde 1'e basıyor. En üst tel. İkinci telde ise birinci tele şöyle bir hammer on yapıyor. Bakın en üst tel ve ikinci teli çekeceğim.
Bakın. Gördünüz mü? Yani en az, pardon. Yani ikinci teli sıfır olarak aslında çekmiş oluyor ama bire şöyle bir hammer on dediğimiz o H ile gösteriliyor. Yani tablarda H, Hatay'ın H'si ile gösterilir. Şöyle bir hareket var. İşareti de bazen H ile gösterilir, bazen de şöyle şapka işareti gösterilir. Hammer on'da. Sonra bunu yaptıktan sonra bakın şu üçüncü parmağımı pat diye şurada dördüncü tel ikinci perdeye koyuyorum. Hızlı çalarsak da şu oluyormuş. Bu şimdi tek başına çok bir şeye benzemedi ama şununla çalarsak, yani birlikte çalarsak bakın şimdi bir yere gittiği belli oldu bununla birlikte. Melodi değişti çünkü. Hadi devam edelim biz. Arkasından ise şöyle bir en üst telde 2 ve dördüncü telde 2 olan bir akorumuz var. En üst tel 2, dördüncü tel 2. Şimdi burada bu sefer en üst telle birlikte ikinci teli çekeceğiz. Şöyle bir arpej yapacakmışız. Önce yavaşça çalayım. Ne yaptık? En üst tel ve ikinci teli çektikten sonra dördüncü tel ve en alt tel, sonra en üst tel, ikinci ve üçüncü tel. Şimdi şununla birlikte ikisini çalalım. Şöyle bir şey oldu. Dedikten sonra bu sefer de şöyle en son bunu çaldıktan sonra bu sefer pat diye bir yana kayıyorum ve şu parmağın hani demin burada dördüncü teldeydi ya. Şöyle ikisini birden yana kaydırıyorum ama bu parmağımı hop aşağı indiriyorum bakın. En üst telde üçüncü tel, ikinci telde üçüncü tel. Burada da şöyle bir arpeji varmış. Burada en alt teli hiç çalmıyor. En üst tel ve ikinci teli çalıp ikisini bir arada dördüncü tel, üçüncü tel ve en üst tel, ikinci, üçüncü tel. Yani bakın, en üst tel ve ikinci teli bir arada çektim. Dördüncü tel ve üçüncü teli çaldım. Arkasından en üst teli çalıp ikinci tel ve üçüncü teli çaldım. Şimdi arkadaşlar şu bridge kısmını yani şuradaki birden itibaren olan kısmı bir çalalım yavaşça. Bakın. Gördünüz mü? Melodi yürümeye başladı. Dedikten sonra da şöyle bir yere geliyormuş artık. Bu bridge'i bitiriyor. Melodiyi bitiriyor. Sadece en alt telde 1'e basıyorum. Ve 5. perdeyle birlikte çekiyorum. Bakın. Birlikte çektikten sonra 3 ve 2'yi çaldım. Ve sonra şuradan 5. telde 2'ye bastım. Ve 5. tel, en alt tel ve 2. tel. Şöyle yani bakın. Bakın tekrar gösteriyorum. Sadece şuraya bastık. 5. telle aynı anda en alt teli çektik. 3. tel, 2. tel. Sonra bu parmağımı 5. telle 2'ye basıp sadece 5. teli çalıyorum. En alt teli ve 2. teli çalıyorum. Oldu. Şimdi bridge ile birleştirelim mi? Şurayla. Şeklinde çalıyormuş ve sonra tekrar
şeklinde baştaki melodiye dönüyormuş. Do majörlü melodiye. Evet, parçanın bir de farklı bir melodisi var. Burası nakaratı da olabilir. Emin değilim. Güzel ama biraz daha zor bir akor yürüyüşü var. Şimdi önce ben size bir çalayım. Dinleyin bakalım. Şimdi şöyle değişik bir akor var. En alt telde 3'e basıyor birinci parmağım. Serçe parmak ikinci telde 6'ya basıyor. Ve ikinci parmakta bakın burada 3. telde 4'e. En alttan itibaren 3, 6, 4. Yüzük parmağı boşta. Bunu bastıktan sonra bu sefer 4. telle buradan sahilden 4. telle İkinci teli aynı anda çalıp bakın 4 ve 2'yi aynı anda çalıyor. 3. ve 1. teli çekiyor ardından. Sonra da 4. 2. ve 3. Bakın 2 tel çektim. 3. 1. 4. 2. 3. Arkasından ise bunu bu arada 2 kere çalıyor. Bu sefer şöyle bakın. Serçeyi bir yana kaydırıyorum. Yüzük parmağımı da üstüne koyuyorum. Yani 2. ve 3. tellerde 5-5. Ve 1. parmağım da şuradan en alt telde 1. En zor akor bu. Bakın 1-5-5 en alt telden itibaren. Burası ise aynı arpej sadece 4 değil 5. telden başlıyor. Bakın 5. tel ve 2. teli gel çok yakınım gitti. Hiçbir şey gözükmez öyle. Şuradan gözükmesi lazım onun. Buradan getirsene. Ta 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 ta. Ziyaretçi hadi git. Evet, şimdi kaldığımız yerden. En alt telde 1, sonra 5-5 yaptık. Bakın. 5. tel ve 2. teli aynı anda çekiyorum. Sonra 3. tel ve bir en alt tel. Bakın. Sonra 5. tel ardından 2 ve 3. teli çalacağım. Bakın birleşince şu oldu. Zor bir pozisyon. Parmak açmak için biraz uğraşmanız gerekiyor. Şu. Eğer cızlarsa şöyle parmaklarınız biraz daha perdelerinin sonuna basın arkadaşlar. Sonuna. Arkasından hop bir daha yana serçe parmak bu sefer 4'te, 2. tel 4'te ve şurada bakın 3. tel 2, 5. tel 2. Şu yüzük parmağı yine boşta ve aynı arpej. Birebir aynı burası. 5 ve 2. teller. 5 ve 2. 3, 1. 5, 2, 3. Ve arkasından tekrar serçe parmağı kaydırıyorum. Şurada 3'e geldi 2. telde. Ve 1. parmakta 3. tel 1. perdede. Bu kadar. Bu sefer en üst telle başlayan aynı arpeji çalıyorum. En üst tel ve 2. tel. Ve bunların her birisi ikişer kere çalınıyor arkadaşlar unutmayın. Bakın baştan. Yavaş çalacağım.
iki kere. Hop. Hop sonra şu. Ve bu. Konuşmadan çalalım mı? Şeklinde. Bunu da iki kere çalıyor. Ondan sonra baştaki melodiye bağlıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve aşağıdan da beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Ayrıca ayrıcalıklı özelliklerden de faydalanmak için aşağıda katıl tuşuna basabilirsiniz. Biliyorsunuz orada da bana destek olanlar için özel videolar her hafta atmaya çalışıyorum. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.